Merhaba arkadaşlar, FIFA Mobile'nin resmi Twitter hesabında bir sonraki etkinlik sonunda duyuruldu arkadaşlar. Team of the Year 3 Şubat itibariyle geliyor. Güzel bir haber arkadaşlar. Ee, yeni başlangıçlar etkinliği bittiği gibi çok fazla boşta kalmadan yeni bir etkinlikle devam edeceğiz FIFA Mobile serüvenimize. Arkadaşlar aşağı yukarı hangi futbolcuların gelebileceği belli. Onları da birlikte bakalım. Hangi futbolcular aday olarak gösterildi? Hangileri Team of the Year ilk 11'ine seçildi? Hangileri yedek futbolcular? Büyük ihtimal benzer futbolcular gelecek FIFA Mobile etkinliklerinde de arkadaşlar bu futbolcuları gözlemleyebiliriz kimlerin geleceğini. Hep birlikte bakalım. Arkadaşlar FIFA 2022'nin web sitesinde belirlenen e, Team of the Year kadrosu bu. Forvet'te Mbappe ve Messi ve Lewandowski 3 tane oyuncu var arkadaşlar. Messi sağ açık, Mbappe sol açık olarak da gelebilir. E, bunlardan birkaçı santrafor olarak da gelebilir. Mevkiler daha sonra belli olur. Orta sahada arkadaşlar Jorginho, Kante ve De Bruyne var. Güzel oyuncular. E, defansta Cancelo, Ruben Diaz, Marquinhos ve Hakimi geldi arkadaşlar. Kalede de Donnarumma. E, güzel oyuncular arkadaşlar. Beni ilgilendiren kısmı İngiltere Premier Lig oyuncuları. Şu an Premier Lig'den Kante'yi görüyorum. De Bruyne'u görüyorum. E, defans'ta Ruben Diaz var. Güzel bir e, ikili olabilirler arkadaşlar. Fofana ile birlikte. Sol bakı de şimdilik Nuno Mendes'i koyacaktım arkadaşlar ama Cancelo gelirse onu da satın alabilirim marketten. Şu an para biriktirmeye çalışıyorum bunları almak için arkadaşlar. Bir de son olarak e, oylamalar sonucu seçilen 12. futbolcu arkadaşlar Cristiano Ronaldo oldu beklendiği gibi. E, Ronaldo da gelecek büyük ihtimal arkadaşlar. Bunlar en yüksek reytingli oyuncular olacaktır. Buradaki reytinglerle FIFA Mobile'deki reytingler tutmayabilir. Ama e, yüksek reytingli olarak gelecek bu oyuncular büyük ihtimal arkadaşlar. Şu an e, geçen senelerde Team of the Year'da baya bir yüksek reyting geliyordu. Ama bu sene arkadaşlar sezon geç başladığı için... E, şu an bu kadar yüksek reytingli oyuncu vermeleri diğer etkinliklerin de yükselmesini gerektireceğinden dolayı belki bir nebze Team of the Year'ı bu sene düşük tutabilirler. Nasıl bir etkinlik gelecek tabi detayları belli olunca ben size anlatacağım hep birlikte görürüz. Etkinliklerde hangi futbolcuları garanti olarak alabiliyoruz. Nasıl ilerlememiz gerekiyor bunları da size yeni bir video ile anlatacağım arkadaşlar. O yüzden kanalı takip etmeyi unutmayın. Burada Team of the Year e, ratingleri yer alıyor. Dediğim gibi bunlar büyük ihtimal mobille burada uyumlu olmayacak. Onları geçiyorum o yüzden. Burada Honorable Mentions var. Yani e, kayda değer diğer oyuncular arkadaşlar. Bahsedilmeye değer diğer oyuncuları görüyoruz. Burada Salah, Benzema, Haaland, Fernandes, Goreska, Rüdiger, Alaba, Foden, Chiesa, Insigne, Mendy, Konde, Bonici, David, Volker. Arkadaşlar yine çok güzel oyuncular var. Bunların da büyük ihtimal ilk 11 olmayan daha kolay alınabilir ve daha düşük ratingli kartları gelecek. Marketteki yatırımlarınızı da marketteki alım satımlarınızı da buna göre yapın. Mesela ben arkadaşlar şu an salağı satmayı isterdim. Team of the Year kartı gelecek. Normal base kartının değeri düşecek büyük ihtimal. Ama derece bastığım için satamıyorum. Olsun. Yine de güzel paralar kazandık mevcut kadromuzla arkadaşlar. Bakalım etkinliğin ana hatları belli olunca dediğim gibi size tekrardan anlatırım. Team of the Year pastana geçelim şimdilik. Evet arkadaşlar Team of the Year'da gördük. Şu an e, oyuna geri dönebiliriz. Şu an arkadaşlar pazarda bir yeşil ışık yanmış. Bakalım satılan bir futbolcumuz mu var. Şu an e, iki tane etkinlik futbolcusunu satmaya çalışıyorum. Bunlardan biri satılmış umarım diye umuyorum. Ve evet yine müthiş bir fiyata arkadaşlar. Aynı stratejiyle. E, Greeny Market'e koyduğumda arkadaşlar fiyat yenilenmesini yakaladım yine. Ve 3 kişi vardı ben satışa koyduğumda. Bir 8 saat boyunca fiyat hiç yenilenmedi arkadaşlar. Fiyatın yenilenmemesi benim işime geldi aslında. Çünkü en yüksek fiyattan talimat veren 3 kişiden yani en düşük fiyattan yeni talimat veren 3 kişiden biriydim arkadaşlar. 3 tane futbolcu satılsa bir tanesi benimki olacaktı. Bayağıdır bekliyordum sonunda satılmış. Nuno Mendes için şansımız yaver gitmedi arkadaşlar. Fiyat bayağı bir düştü. Her seferinde tekrardan koymaya çalıştım. Bazen yakaladığım oldu fiyat değişimlerini bazen tam tutturamadım. Hızlı koyamadığım da oldu ama henüz satılamadı Nuno Mendes. Onu da 5 milyon üzeri bir fiyata satmayı umuyorum. 5 milyona değil de 3 milyona satsak yine kardır. Çünkü daha fazla düşeceğini öngörüyorum bu futbolcuların arkadaşlar. Biz şimdi Green'den paralarımızı alalım. Şu an arkadaşlar 22 milyonu geçtik. Nuno Mendes de şu şekilde tekrar sat diye yenileyerek arkadaşlar fiyat değişimini yakalamaya çalışacağız. Herhangi bir fiyat değişimini fark edersek şu an Yeni fiyattan ilk talimat veren kişi olmaya çalışacağız. Tabi e, olamıyoruz genelde ama ilk 5'e girmek, ilk 10'a girmek de büyük avantaj sağlıyor bize futbolcuyu satarken arkadaşlar. Bunu tutturursak futbolcuyu satabiliyoruz. Tabi bu taktiği dediğim gibi başkalarıyla paylaşmayın. Çok kişi denerse arkadaşlar ilk 10'a girmemiz zorlaşacak çünkü paylaştığınız kişiler de bu taktiği denemeye çalışacak, futbolcuyu satmamız zorlaşacak arkadaşlar. Sadece bu kanala özel veriyorum bu, bu taktikleri. Lütfen e, sadece kendiniz uygulayın. Sağda solda yaymayın arkadaşlar. Fiyat değişimi, fiyat değişimi. Hemen sat dedik. Hemen sat dedik. Bakalım kaçıncı sıradayız. Şu an talimatları göstermiyor. Bir daha bakalım. Yine göstermiyor. Bir daha bakalım. 47 kişi. İlk 47'deyiz arkadaşlar. Tam olarak kaçıncı olduğumuzu bilmiyorum ama umarım ilk 10 sıradan birindeyizdir. Ee, şu an 7.080'e 7.080.000 liraya satılacak mı satılmayacak mı göreceğiz. E büyük ihtimal yine satılmayacak ama işte dediğim gibi birileri yanlışlıkla alım talimatı verir bir şey olur arkadaşlar. Şansımız yaver giderse de 7 milyondan satabileceğiz. 5 milyon üzeri çok müthiş fiyat arkadaşlar. 3 milyon üzeri yine iyi fiyat. Bu fiyatlardan birine Nomenndes'i satarsak daha sonra ucuzladığında tekrardan satın alıp takımımıza koyabileceğiz arkadaşlar. Bu taktikle çok paralar kazanacağız. Umuyorum siz de başarılı olursunuz bu taktikle arkadaşlar. Şimdi bugün farklı bir şey deneyeceğim arkadaşlar strateji olarak. Şu an e, lig turu ödülleri. Lig turu ödülleri var arkadaşlar. Henüz etkinliklerde oynamamışım bir yere oynarım. Lig turunda arkadaşlar Diego Jota'yı alacak puanım var. Görüyorsunuz Diego Jota e, 9 saat içinde değişecek arkadaşlar. Yeni bir futbolcu gelecek. Ben puanlarımı Diego Jota'ya harcamıyorum çünkü Diego Jota'nın fiyatı 1.5 milyonlara kadar düştü arkadaşlar. Marketten 1.5 milyona almak mümkün. Ben Diego Jota'yı o yüzden Almayacağım arkadaşlar bu yetkinlikten. Bir sonraki futbolcuların gelmesini bekleyeceğim arkadaşlar. O futbolcular 86'lık futbolcu kim gelirse onu akşam saat 10'da futbolcu geldiği gibi alıp hızlıca markete koyup satmaya çalışacağım arkadaşlar. Başarılı olursam çok güzel bir para kazanabiliriz buradan da. Yine bu taktiği de paylaşmayın arkadaşlar. Çok fazla kişi denemesin bunları. Şimdi pazarda gelebilecek futbolculara bakalım. Şimdi burada filtreden arkadaşlar programda e, lig diye aratırsak arkadaşlar. Lig turundan, e, bu gece gelebilecek diğer 86'lık futbolcu var. Malen, Paul Lopez, Anthony, Arkan Çalhanoğlu var arkadaşlar. De Paul var. Bu 5 futbolcudan biri gelecek arkadaşlar Diego Jota yerine. E, bunların hepsinin fiyatları şu an yüksek çünkü henüz hiç satan olmadı şu an burada alma, alım talimatı veren kişiler olduğunu görüyorsunuz. Bunlar cidden boyunca bu almak da istiyor olabilir. Ee, üst fiyatı yükseltmek için de bilerek talimat veriyor olabilirler arkadaşlar. Ee, şimdi biz bu oyunda arkadaşlar Doğu Avrupa serverındayız. Şu an artık tüm dünya tek bir serverda oynamıyor. Biz Doğu Avrupa serverında olduğumuz için arkadaşlar Türk futbolcuların değeri de daha fazla olacak. Çünkü tüm Türkler burada oynuyor arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu'nda iyi bir fiyata satıl satılabilir diye düşünüyorum o yüzden arkadaşlar. Çünkü full Türkiye kadrosu kurmak isteyenler olacak. Hakan Çalhanoğlu da şu an en yüksek genli Türk futbolcu olabilir oyunda. Ya da en yüksek genli Türk futbolculardan biridir mutlaka. Onu da filtreleyip marketten aratabiliriz arkadaşlar. O yüzden Hakan, Hakan Çalhanoğlu da iyi bir fiyata satılır diye umuyorum. Artık kimin geleceğini göreceğiz akşam. O futbolcuyu alıp satmaya çalışacağız arkadaşlar. Yine 85'lik 84'lik futbolcular da değişecek aynı şekilde. Buradan uygun fiyata satılabilecek futbolcu gelirse onlardan da güzel karlar etme şansımız var arkadaşlar. Bunu hep birlikte deneyebiliriz. Bir de arkadaşlar bugün yeni başlangıçlar etkinliğinde sonunda ben hedeflediğim futbolcuyu alabileceğim. Bugün yeterli puanı toplamış olacağım. Bu akşam mesleği alabileceğim arkadaşlar kadroma katmak için. 6 kere hafta sonu turnuvası gerçekleşti arkadaşlar bu oyunda şu an bu etkinlikte. O 6 altı turnuvanın altısından da 40 puan kazanan kişiler yani hiç başarısız olmayan kişiler hedeflerden de 2 kere 40 altyapı puanı elde ettiyse arkadaşlar onlar da bir sonraki gün yani etkinliğin son günü e, Saka'yı ya da Lacroix'i alabilecekler arkadaşlar. E, etkinliğin son günü çok fazla kişi futbolcuları alıp satmaya çalışacak diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar bugün saat 10 olduğu gibi Mesliyeri de hızlıca alıp arkadaşlar onu da hemen satmaya çalışacağım. Fiyatı düşmeden daha sonra Mesliyeri de geri alıp takımıma katacağım. Ee, bugünlük hedeflerim bu şekilde arkadaşlar. Hedeflerden de tabii yine futbolcuyu alıp yeni gelen futbolcuyu onu da satmaya çalışacağız. Büyük ihtimal 84'lük kaleci gelecek arkadaşlar. Greenwood'u duymuşsunuzdur büyük çoğunuz ama duymayanlarınız varsa 88 sağ açık Greenwood arkadaşlar. Oyundan kaldırdılar kız arkadaşını dövdüğü için. Ee, artık Greenwood gelmeyecek arkadaşlar. Greenwood yerine kim gelebilir diye düşünüldüğünde ya yeni bir futbolcu eklenecek oyuna bir güncelleme yapılarak 88'lik sağ açık olarak yine benzer bir futbolcu oyuna ekleme ihtimalleri var ya da etkinliğin ilk iki günü gelen futbolculardan birini tekrardan yayınlayabilirler arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi e, takip listemde arkadaşlar Greenwood, ee, takip listemde olduğu için görebiliyorum bu oyuncuyu ama normalde oyundan kaldırıldı. Şu an satılamaz işareti var ve e, gri gözüküyor. Hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Bu kart bu oyundan kaldırıldı artık. Bu gelmeyecek. Gelebilecek futbolcuları da arkadaşlar programlar kısmından kontrol edelim. Kimler gelebilir diye e, sizinle paylaşayım. Dediğim gibi ya yeni bir futbolcu ekleyecekler arkadaşlar. Yeni bir futbolcu eklemezlerse de etkinliğin ilk günü gelen arkadaşlar Isaac 88'lik santrafor. Bunun gelebilme ihtimali var. Güzel bir santrofor. İyi fiyata gideceğini düşünüyorum. Şu an 3.37 milyon. Çok fazla kişi alamadı arkadaşlar. İlk gün 24 hedef puanı kimsede olmadığı için. Etkinliğin ikinci günü de gelen bir tane defansif orta saha vardı arkadaşlar. Kamavinga. Bunun da gelme ihtimali var ama 88'lik Greenwood oyundan kaldırıldığı için arkadaşlar. Yeni bir futbolcu eklenmezse 88 İsa'yı ikinciye verme ihtimalleri yüksek gözüküyor. Onu da göreceğiz dediğim gibi şu an net bir duyumum yok arkadaşlar. Kendi düşüncelerim bunlar. Ee, bu futbolculardan biri etkinliğin son gününde hedef oyuncusu olarak gelebilir. Onu da alıp satıp güzel karlar edebiliriz arkadaşlar. Şu an dediğim gibi amacımız iyi bir takım kurmaktan öte Team of the Year için para biriktirmekti. Şu an güzel paralar biriktirdiğime inanıyorum. Artı Salah'ın da değeri biraz yükseldi arkadaşlar Greenwood iptal olunca. Salah her ne kadar satamasam da 5.5 milyona kadar çıktı değeri arkadaşlar. Ee, şu an İngiltere'deki en iyi sağcık Salah daha iyisi yok. da gelmeyince, alternatif bir oyuncu da gelme ihtimali azalınca değer artıyor tabii doğal olarak. Bundan sonra arkadaşlar Team of the Year eventinden gelecek futbolculara göre takımı şekillendirebiliriz. Şu an takımı 92 hedefliyordum ama Team of the Year'dan gelecek futbolculara göre arkadaşlar 95'i geçeceğimi inanıyorum. Çünkü Team of the Year'da bu paraları artık harcayacağım, biriktirdiğim paraları. Team of the Year'da bayağı market ucuzlayacaktır, herkes Team of the Year'da %100 alabilecek futbolcular varsa bir tane ilk 11 oyuncusunu herkes alabilir büyük ihtimal diye düşünüyorum. Etkinliğin detayları belli olunca onu da size anlatacağım nasıl ilerlememiz gerektiğini etkinlikte arkadaşlar. Oradan gelebilecek futbolculara göre arkadaşlar bir tane etkinliklerden kendim ilk 11 oyuncusu kazanıp iki tane de en azından marketten ilk 11 oyuncusu satın almayı düşünüyorum biriktirdiğim paralarla. Daha sonra etkinlik bitince oyuncuların fiyatı artıyor genelde arkadaşlar. Onları da gözlemleriz hep birlikte. Ben şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bundan sonraki video büyük ihtimal etkinliğin son günü ya da etkinlik bittikten sonra olacak. Team of the Year detayları belli olunca onları da sizinle paylaşırım arkadaşlar. İçerikleri beğeniyorsanız arkadaşlar videolara beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.